arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte milföy hamuru tadında üçgen poğaça yapıyoruz. Öncelikle malzemelerin 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı yoğurdun sulu tarafından yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket isnat maya, 5 bardak un ayarladım. Sonunda ne kadar kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Gerçekten az malzemeli, bol lezzetli bir tarif. Malzemeleri saydığımıza göre yapım aşamasına geçiyoruz. Öncelikle uygun bir kabın içerisine ılık sütümü döküyorum. Daha sonrasında mayamı ilave ediyorum. Maya çözülene kadar iyice karıştırıyorum. Mayayı biraz karıştırdıktan sonra yoğurdumu ilave ediyorum. Daha sonra yağı ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Bütün malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra tuzu da ilave ediyorum. Yoğurma işlemine geçiyorum. Öncelikle unumun yarısını ilave ederek yoğurmaya başlıyorum. Elimle yoğurma işlemine başladım. Pürüzsüz bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Unumun diğer yarısını da tamamen boşalttım. Un kullanmak gerekirse un takviyesi yapabiliriz. Hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Şimdi üzerini kapatıyorum. Mayalanana kadar bekliyorum. Evet arkadaşlar, hamurum gördüğünüz gibi harika mayalanmış. Hemen maya kokusunu alıyorum. Hamurumu daha sonra masanın üzerine koyuyorum. Bezeler haline getiriyorum. Masamın üzerine birazcık un serpiştirdim. Hemen hamurumu şöyle koyuyorum. 8 eşit parçaya kesiyorum. Biraz şöyle parmaklarımla çöküyorum. Daha sonra kesiyorum. 8 eşit parçaya ayırdıktan sonra hemen şöyle güzelce toparlıyorum. Beze yapıyorum. Bezelerimi yaptım arkadaşlar. Tekrar üzerini kapatıyorum. 10 dakika dinlendirdikten sonra açma işlemine geçiyorum. Öncelikle masanın üzerine bir miktar un döktüm. Şimdi dinlendirmiş olduğum bezeyi aldım. Önce parmak yardımıyla biraz açıyorum. Daha sonrasında bol un döküyorum ve oklavayla açma işlemine başlıyorum. Hamurumuz dinlendiği için gerçekten hızlıca açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oklavanın altında hemencik açılıyor. Açma işlemine devam ediyorum. Orta büyüklükte bir yufka elde etmiş olacağım. Evet arkadaşlar, yufkamız büyümeye başladı. Şöyle birkaç defa daha dolandırdıktan sonra bu işlem tamam oluyor. Bütün yufkaları bu şekilde açıyorum, 8 tanesini de. Bu arada içerisi için 100 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ erittim, karıştırdım arkadaşlar. Soğumaya bıraktım. Yufkamız oldu. Büyüklüğü bu kadar arkadaşlar. Yufkalarımın hepsini açtım. Şimdi tekrar masamın üzerine bir miktar un koydum. İlk yufkamı serdim arkadaşlar. Şimdi eritmiş olduğum paket yağı ve sıvı yağdan her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Arkadaşlar, tereyağının pahalı olduğunu belirten seyircilerimiz var. O yüzden bu sefer de paket yağı ile yaptım. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yufkamı yağladıktan sonra ikinci yufkayı üzerine seriyorum. Aynı şekilde yağlıyorum. Bütün yufkaları yağlayarak 8'ini de bu şekilde yapıyorum. Eşit gelmeyebilir arkadaşlar. Elimizle çekerek şöyle sabitleyelim. Bütün yufkalarımı yağladım. Şimdi son yufkayı üzerine kapatıyorum. Daha sonra poğaçaların model verme aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle elimle kenarlarını hafifçe çekiştirdim. En son katın üzerine yağ sürmüyoruz. Şimdi bir rulet yardımıyla hamuru dilimlere ayırıyorum. Arkadaşlar, üçgen şekli vereceğimiz için
Şöyle kenardan başlayarak tekrar hamurları kesiyorum. Kesmiş olduğum hamurları şimdi şu şekilde model veriyorum arkadaşlar. İsterseniz içine peynir, maydanoz da kullanabilirsiniz. Şöyle üçgen şekil veriyorum. Tekrar hemen bir tane daha gösteriyoruz. Üst yufkamızın yağlamama sebebimiz yaparken hamurlarımızın iyi yapışması için arkadaşlar. Kenarlarını sıkıştırıyorum. Ve bütün işlemi bu şekilde devam ediyorum. Poğaça hamurlarını hazırladım arkadaşlar. Şimdi üzerini streç filmle kapatıyorum. Yarım saat tepsi mayası yapıyorum. Evet arkadaşlar, tepsi mayası oldu. Şimdi üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Bir tatlı kaşığı sıvı yağ koydum. İyice açtım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, iki tepsi çıktı. Gayet de bereketli oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi yumurta sarılarını üzerine sürdükten sonra susamla süsleme yapıyorum. Susamla da süsleme yaptıktan sonra fırına pişirmek üzere gönderiyorum. Kontrol ederek pişirelim. Poğaçalarımız pişti. Gerçekten harika oldu. 180 derecede pişirdim arkadaşlar, kontrol ederek. Hemen size de şöyle gösteriyorum. Gerçekten pul pul dökülen, içi yumuşacık bir poğaça oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.